Ayı gibi ses çıkartıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki buraya bir tane odunluk yapmıştık. Üzerini kapatmıştık güzelce. Ama şurası birazcık alçak gibi. Buraya su toplanabilir. O yüzden ortadan bir şey de kaldırmamız lazım. Yan taraflarını taşlarla kapatacağım arkadaşlar bu odunluğumuzun. Yan taraflarından da çünkü yağmur, su, rüzgar girmemesi için. Sadece mesela bakın şimdi. Zaten arkası kapalı. Şu tarafı kapatacağım komple. En kötü buraya yani odun koymasak bile odun koyacağım da köpekler girerler altında yatarlar. Şu tarafı taşlarla kapatacağım. Bu tarafı da taşlarla kapatacağım. Sadece burası açık kalacak. Bu göz açık kalacak. Veya ön tarafı açık bırakabilirim. Bakarız duruma göre. Ama burayı açık bırakırsak iyi olur. En azından dur buffer. En azından köpekler orada yatarlar. Odun olmadığı zaman. Odunları veya başka bir yere koyarız. Bakarız duruma göre. Köpekler zaten karavanın altında yatıyorlar da. Bugün öyle bir işimiz var. Taş taşıyacağım buraya. Yani kovayla kovanın içine taşları doldurup getireceğim buraya. Düzgün taşları. Taşıyacağız. Yapmaya başlayacağım bakalım. Duvar öreceğiz yani buraya. Bir nebze. Engelleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü odunlar gene ıslanır. Kangal girdi suyun içine. Sila burada. Buffer burada. Bumper da şurada. Şimdi şu taşlardan olabildiğince düzlerini taşımaya çalışacağım. Bir de kovamız yoktu mecburen. Bunu düzgünce taşımam lazım ki çatlatmadan. Banyo kovamız da bizim. Şöyle düz taşlardan. Dolduracağım içine. Arkadaşlar taşları getirdim. Kova bayağı ağır oldu. Şöyle dizmeye başlayacağım şuradan. Şöyle göstereyim. Böyle gayet de güzel oluyor. Ama yıkılmasın diye yanlarından kazık çakmamız gerekebilir. Taşlar devrilmesin diye yani. Ya da biraz düz taşları bulup olabildiğince üst üste dizebiliriz. Düz taşları. Duvar gibi. Ama şu seviyeden sonra yıkılma tehlikesi olabilir yani bir süre sonra. Onun için de bir şeyler düşüneceğim bakalım. Önce bir taşların hepsini getirelim bence. Taşıyalım buraya. Ondan sonra olaya bir bakarız. Duruma göre bir şeyler yaparız.
Ne yapacaksak artık bakalım, bir şeyler yapacağız. Nasıl bir sistem yapabiliriz? Yıkılmasın diye ancak kazık çakıp arasına taş koyabiliriz, taş dizebiliriz. Yani öyle olur. Heh, ne oldu buffer? Hadi gidelim biraz daha taş taşıyalım. Şimdi arkadaşlar, kış iyice kendini göstermeye başladı. Odun toplamaya başlamam lazım. Ama önce şu çuvalı boşaltacağım. Ormandan kırdığım odunları bu çuvalın içerisine doldurup öyle taşıyacağım. Daha rahat bir şekilde taşıyabilirim diye düşünüyorum. Odunluğumuzu birazcık şey yaptım, sizlere göstereyim odunluğumuzu. Şöyle biraz taşlarla kapattım ama taş taşımak çok zor oluyor. Bu kadar taşı bile taşıyana kadar canım çıktı. Bir de bir tık daha örebilirim. Yani şuraya kadar falan. O tarafı da ördüm ama çok fazla öremiyoruz. Çünkü yıkılır. Harç falan yapmam lazım buna, çamurdan. Yoksa olmaz. Başka bir şey deneyeceğim. Kuru dalları şöyle baştan başa çakıp üst kısmını da öyle kapatmaya çalışacağım. Şimdilik odunlarımı bir dizeyim. Şu çuvalı boşaltayım. Şunları da boşaltalım. Kötü görüntü bir ortadan kalksın. Orayı da bir boşaltalım. Komple odunluğumuza dolduralım odunlarımızı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Artık iş zamanı arkadaşlar. Oğlum. Oğlum tamam, seveceğim sizi sonra. Şu anda iş zamanı. Bunları bir yerleştireyim, ondan sonra oradakileri de yerleştireceğim. Sonra odun toplamaya gideceğim. Düzgünce istif edelim de düzgün dur. Şöyle. Odunluğumuzu komple bir fulleyelim bakalım. Oo, elimi vurdum. Kaç oradan buffer? Kaç kenara? Şu an oyun zamanı değil. Şu an iş zamanı. Yoksa donarız vallahi kışın.
çok atılacak. Evet arkadaşlar. Odunluğumuzu doldurdum bayağı bir. Şöyle göstereyim. Şu anda toplamış olduğum odunlar bu kadar. Ama tabii ki bunu fullememiz lazım. Ağzına kadar doldurmamız lazım. Bu hiç boş kalmayacak odunluğumuz. Ağzına kadar dolduralım. Kenarlarını gene belki buffer da burada yatıyor. Şey, bumper da burada yatıyor. Şu kulübenin kenarlarına yaptığımız gibi kuru dallarla kapatabiliriz kenar kısımlarını. Belki o şekilde olabilir. Zaten bu taraf açık kalacak. Bu kısmı ve şu yan kısmı o dallarla falan kapatabiliriz ve yağmurun gelmesini engelleyebiliriz. Şimdi odun toplamaya gitmem lazım. Yağmur hafif seliyor ama o kadar sorun yapmaz. Bol bol odun toplamamız lazım. Daha çok karlar göreceğiz, yağmurlar göreceğiz. Sıkıntı yaşamayalım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Son videoda görüşürüz. Son videomuz zaten biliyorsunuz ki besleme videomuz. Sobamız yanıyor. Şöyle göstereyim sobamızı sizlere. Odunlarımı da attım içine. Güzel bir şekilde yanıyor. Soba olmasa var ya, halimiz duman arkadaşlar. Ama sobamız olduğu için kaymak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Besleme videosunda efsane bir yemek yaptım. Besleme videosunu kaçırmayın arkadaşlar. Yaklaşık 10.30-11 arası falan. 10 ile 11 arası geliyor yani akşam. Ona göre bilginiz olsun. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda. Gandalf avlıyor.